Evet efendim, Leyla'yı arama çalışmaları devam ediyor. Az önce de söylediğim gibi biz reklam arasında da gözümüzü kulağımızı diktik arama çalışmalarına. Gerçekten köpek giriyor çıkıyor bir yerlere, kokluyor. Eda, nasıl bir şey bulunduğu anlaşılıyor mu? Sen konuştun ekiple. Müge Hanım, evet, arama devam ediyor. Modül de bu esnada biraz dinlenmiş oldu. Evet, yani köpeğin şüphelendiği bir yer olursa kazarak veya havlayarak tepki veriyormuş. Bu şekilde şüphelendiği yer tespit ediliyor ve orada daha özel çalışmalar yapılıyor ama şu ana kadar girdiği noktalarda bu şekilde bir tepki vermedi. Oyun güdüsünden hareket ederek aramaya teşvik ediliyor modül. Hareketlerinde hızlanmalar oluyor ara ara. Ancak ceset arama köpeği olduğu için, kadavra köpeği olduğu için, yani Leyla'nın herhangi bir şeyinin koklatılması, koklatılma durumu olmamış. Çünkü toprak altındaki kokuyu alma özelliğine sahip ve şöyle bir şey daha da belirtmek istiyorum Müge Hanım. Burada hava çok sıcak şu an. Yani havanın sıcak olmasından dolayı ve çevredeki kalabalıktan dolayı hayvan kokuları var, hayvan dışkıları kokuları var ve hani bu da aslında modülün birazcık koku almasına saptırıcı etkiler arasında. Ancak hani tüm bunlara rağmen en üst seviyede aramalarımız devam ediyor. Evet, gözümüz kulağımız sende olacak Pericim. Arkadaşlar da arama çalışmalarını ekranın altında, Pericim diyorum, Eda'cığım. Arama çalışmalarını ekranın altında yer verecekler. Önemli bir şey olursa bizi durdur, uyar lütfen. Biz de heyecanla arama çalışmalarının sonucunu bekliyoruz. İnşallah hani bir ize ulaşılır. Belki evet. Bu arama çalışmalarında çocuğa ait başka bir ize ulaşılır. Ekranını yeni açanlar olabilir. Efendim, en baştan beri konuşulan o arka camı kırık beyaz kamyonetin sahipleri bulundu. Onlar bir karı koca, 4 çocuklarıyla beraber, evet, şeker dağıtmışlar o köylerde. Esnafmış onlar, aslında satışa gitmişler. O sırada da dağıtmışlar. Jandarma onların üzerinde herhangi bir kuşkuya yer verecek bir konu bulamadı. Onların bu konuyla alakası olmadığı ortaya çıktı. Biliyorsunuz Mardin'de şeker dağıtan, yine yayınımıza gelen ihbarın sonucunda da onların da yurt dışında yaşayan ve ölmüş yakınlarının hayrına şeker ve ekmek dağıttıkları ortaya çıkmıştı. Dün arayan telefonunun küçük bir çocuğa ait olduğu ortaya çıktı. Şimdi bugüne kadar tabii aile de, çevre halk da hep o beyaz araçtan şüpheleniyordu. Şimdi o beyaz araç şüphesi ortadan kalkınca da köpeğin yaptığı aramalar büyük önem kazandı. Efendim, bu iki tür köpekler var. Ben alabilirim kartı. Tam size aslında karttan da okuyayım bilgileri. 4 metreye yakın derinliğe gömülmüş bir insanın kokusunu alabiliyormuş bu köpekler. 10 bin kat keskin koku alma yetenekleri var. Bir madde bulduğunda iki çeşit uyarıda buluyormuş. Önce kokluyormuş ve kazmaya çalışıyormuş. Bomba köpekleri de bulduğu maddenin üzerine oturarak işaret ediyormuş sahiplerine. Oyun köpeği aslında, oyunla eğitiliyormuş. Reklam arasında biraz dinlenirken gördük, bizde bir top var. Topla işte oyun oynatılmaya çalışılıyor sahibi tarafından. Yani yetiştiricileri var onların da aynı zamanda. İşte bir polisin yanındaysa, sahibi polis, bir jandarmanın yanındaysa sahibi jandarma, onları sahip biliyor. Onlar besliyor, onları eğitiyor. Evet. Aralarında da yine bir hani köpekle insan arasında, yani duygusal sahibi olduğun hayvan nasılsa, işte onların arasında da öyle bir duygusal sahip köpek bağ ilişkisi oluyor. Var. Bir bağ var. O yüzden az önce jandarmamız kendisini köpekle de topla da oynattı arada. Bir oyun köpeği olduğu için böyle çevreye karşı bir saldırganlığı falan da yokmuş. Normal gezerek koku almaya çalışıyor. Ama az önce Eda'nın dediği gibi bölgede tabii çok sayıda farklı farklı kokular var. Onları tabii aramaya çalışıyor. Orası köy yeri olunca çok büyük bitta, büyük baş hayvanların falan kokuları da var. Kafası karışıyor hayvanın. Evet. Tabii. Dışkı kokuları ya da yine hayvan, yani ölmüş hayvan leşleri olabilir, hayvan leşleri olabilir falan. Yanıltıcı olma olasılığı bunların çok yüksek. Arada heyecanlanıyor. Ekrana verin arkadaşlar, konuşurken arada heyecanlanıyor. Bizi de heyecanlandırıyor. Bu arada efendim, gördüğünüz gibi sadece köpekle değil, 10 kişilik arama kurtarma ekibi de yine arama çalışmalarına devam ediyor. Evet, bugün sezon finali, inşallah, her zaman söylüyorum, ihbarlarınızı bekliyoruz.
Ben hala ümidimi yitirmedim Leyla ile ilgili. Yani kalbim o ümidi taşıyor. Ne yalan söyleyeyim her birinizin adına. Kalbim Leyla'yı sağ salim bulma ümidi taşıyor. O yüzden ihbarlarınızı bekliyoruz. Yalnız şunu da belirteyim. Jandarmanın bir ricası var. Bugüne kadar 12 ayrı farklı ilden 12 ihbar gelmiş. Bize de bir takım videolar ve fotoğraflar gönderdiniz. İlgilenmedik sanmayın ama mesela bir videoda bir hanımefendi işte yanında bir çocuk uzaktan çekilmiş bir görüntüsü var ama mesela çocuk kadını takip ediyor. Gidiyor, oturuyor, kalkıyor. Belli ki hani annesi. Evet. Yani çocuk annesi gibi davranıyor. İşte çocuk parkından gelen görüntüler var. Sokaktan gelen görüntüler var. Çok teşekkür ediyorum. İhmal etmeyelim ama gerekiyorsa bakalım yüzüne müdahale edelim eğer çok aykırı bir şey görürsek. Jandarma da diyor ki biz 12 farklı ile gittik bu zamana kadar. İhbarları bekliyoruz ama biraz daha sağlıklı ihbarlar olursa hani daha süzgeçten geçirilerek olursa daha sağlıklı bir sonuca erişiriz. Çünkü vakit kaybediyoruz. Doğru. Bu asılsız ihbarlardan dolayı diyor. Özellikle de yakınını kaybeden birinin telefonunu arama gibi bir durum ve asılsız ihbar verme gibi bir durum yani çok sağlıksız. O yüzden lütfen bunlara da dikkat edelim. Her birimiz kendimizi o annenin babanın yerine koyup öyle davranmalıyız diye düşünüyorum. Evet, yine durdu bir yerde. Ay susamış mı? Kıyamam ya. Çok sıcak. Tabii. Evet, 10 bin kat daha fazla koku alıyormuş burunları. Ha, ne olmuş? Burnu kanamış. Ay kıyamam. Canım benim ya. Bakar mısınız? Ne kadar bizim için çalışıyor işte o da sıcakta şurada burada. Ne sonra, kadar masum aslında. Sonra işte bu hayvanlara zarar verildiği zaman hani o kadar böyle o kadar öfkeleniyorum ki yani şimdi ne söylesem burada olmayacak ama yani içimden geçen herhalde herkes tahmin edebiliyordur evet. Yani. Her bir canlının bu doğaya ve bizlere bir katkısı var. Onlarla beraber yaşamak ne kadar önemli. Bak şimdi düştük köpeğin peşine. 3 yaşındaki evladımızı arıyoruz. Yavrumuzdan bir iz versin diye gözünün evet. İçine bakıyoruz yani. Doğadaki her canlı aslında doğanın dengesini korumak adına gerekiyor. Bunu bilmek lazım. Yani hani bize çok faydasız gibi gözüken küçücük bir böceğin bile ne faydası var? Doğanın dengesinde çok önemli bir rolü var. Bunu unutmamak Eda lazım. Eda bir şey söyleyecek galiba. Efendim Eda'cığım. Müge Hanım şu an arazideyiz demiştik ya burası Leyla'nın en son fotoğrafının çekildiği arazi kısmı. Ha, şimdi oraya bakın. Asfalt yol şu ilerisi hemen arkadaşım göstersin size. O yoldan gelip bu arazinin önünde fotoğrafı çekilmişti. Bu otlar burası onun fotoğrafın çekildiği yer. Şu an modül buradaydı. Burnuna ot kaçtı. Onu temizledik. Çok azıcık dinleniyor. Ve jandarma arama kurtarma timi de burada. Geniş çaplı bir arama yapılıyor. Burası aynı zamanda görüyorsunuz. Yani başak boyları da yüksek. Yani Leyla'nın bu arazinin içine girmiş olma ihtimali varsa eğer boyunu geçecek düzeyde otlar var. Onun için burası çok önemli. Evet, düşmüş olabilir. Canım bugün benim, Leyla'dan bir sonuç geleceğini umut ediyoruz. İnşallah canım. Valla bütün dualarımız sizlerle. Ne yalan söyleyeyim. Allah güç kuvvet versin her birinize. Bütün arama kurtarma ekibine. İnşallah bize de müjdeli bir haber verin. O kalbim hep onu söylüyor. Aklım ne söylese de. Hadi. Efendim. İşte gözümüz kulağımız dedi ki köpekleri.